17. Saat 9.30-10 verimlilik ideal noktaya gelince. Tamam. Her gün sabah 10 itibarıyla output'umuz budur. Normalde %30-%40 artması gerekirken 7-8 katı bir artış var. Kalibrasyon olunca o zaman güzeltilmemiş. Ha, şu kalibrasyon şeyi var. Onu... Oksijen miktarı, nem miktarına göre hesaplanıp gerçekleri o zaman gerçekten. Yüzüğe göre olamaz. Gerçekten bu ne o, ne ne o. Standart hale getirilmiş oksijen. Yani şimdi biraz geride duracağım. Çok tansiyonlar. Bugün milletvekili, bölge milletvekili arkadaşım Sayın Hüseyin Avkıran Alanlı ile beraber bakanlıktaki ilgili teknik ekiplerimizle beraber Aksa'dayız. Aksa filtreleme işleminde, bacadaki filtreleme işleminde %100 verimlilikle son noktaya gelmiş durumdadır. İki temel filtreleme sistemi yapıldı burada. Birincisi NOx dediğimiz azot oksit değerlerine karşı, diğeri ise dezox dediğimiz kükürtün filtreleme sistemine ait iki değişik filtrelemeyi aynı anda devreye sokup tek bir bacadan çıkış verilmektedir. Gördüğünüz gibi bu tek bacadan çıkış Kıbrıs'ta şu anda filtrelemenin ilk uygulaması ve ilk görüntüsü olduğu için sosyal medyada da özellikle son günlerde 8 değişik filtrenin, 8 değişik jeneratörün tek bacada toplanmasının yarattığı yoğun çıkışı ilk kez görüyor, müşahede ediyor ve bu gördüğünüz su buharı yoğunluklu çıkan gazın, bacadan çıkan gazın endişesini taşımaktadır. Öncelikle şunu söylemek isterim. Başta bölge insanı olmak üzere tüm KKTC halkına şunu söylemek isterim. Gönülleri rahat olsun, her şey yolundadır. Biz henüz önce yerinde bütün verileri gerek bilgisayardan gerek monitörlerden takip ettik ve mühendislerimiz, Çevre Koruma Dairesi'nin mühendisleri zaten sürekli takip ediyordu. Şu anda temel olarak dezox dediğimiz kükürdün kabul edilebilir, Avrupa Birliği'nde ve KKTC'deki kabul edilebilir sınırı 1700'dür üst limiti. Oysa 700'ler civarında seyretmektedir. Kabul edilebilir sınırın yarısının da altında bir değeri sağlayabilmektedir. Denox dediğimiz değerse yine 400'ler civarında, kabul edilebilir limitin altındadır. Karbonmonoksit oranı da hakeza kabul edilebilir limitlerin bayağı altında bir değerlerdedir. Bunların tamamını biz yerinde şu anda müşahede ettik. Mühendislerimiz zaten son bir yıl içerisinde çok sık, bazen haftada 3-5 kez gelip buradaki hem çalışmaları hem değerleri takip etmektedir. Şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki Aksa filtreleme konusundaki üzerine düşeni tam anlamıyla yerine getirmiştir. Bu görüntüden kimsenin, burada gördüğünüz bacadan çıkan dumandan kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Çünkü bu duman bundan sonra bu jeneratör, bu enerjiyi üreten tesis devam ettiği, çalıştığı sürece hep görünecektir, hep olacaktır. Bizim esas ürkmemiz olan bu bacadan atılan dumanın içerdiği zehirli gazlardır. Yoksa bunlar bacanın içerisine su püskürtülerek tutulan bir filtreleme sisteminin sonucunda su buharı olarak gökyüzüne salınmasıdır. Azotun, denoksun filtreleme sisteminin mantığında da belirli kimyasal reaksiyonlardan sonra gökyüzüne bacadan yine su buharı salınmaktadır. Dolayısıyla bu görüntü önemli değildir. Önemli olan içerisinde ihtiva ettiği insan sağlığına ait
zehirli partiküller gazlardır. Oysa şu anda yaptığımız bütün değerlendirmelerde de bundan önceki yaptıklarımızda da salınan bu görüntünün, bacadan salınan dumanın içeriği Avrupa Birliği'nin ve buna uyumlu bizim KKTC yasalarımızın ve tüzüklerimizin öngördüğü limitlerin içerisindedir. Hatta öngördüğü limitlerin de altındadır. Bu memnuniyet verici bir tablodur. Biz tabii ki hem doğruyu yapmak, yaptırtmak, hem de bu doğru yaptığımızı kamuoyunu doğru bilgilendirmek durumundayız. Kamuoyuna bir kez daha sesleniyorum. Bu görüntüden endişe etmesinler. İçerik olarak son derece arzu ettiğimiz limitlerde, o limitlerin de altında memnuniyet verici bir sonuç vardır ortada. Birkaç şeyin daha altını çizmek isterim. Birincisi, biz bunları, bu değerleri şu anda monitörlerden, yapılan bütün ölçümlerden görüyoruz. Ama bir şeyi daha talep ettik biz kurumdan ve bu hafta içerisinde sonuçlanacak. O da zaten Kıbrıs'ta yok. Türkiye'den bağımsız kuruluşlar tarafından gelip bu ölçüm değerlerinin, yapılan bu çalışmalarının dünya standartlarında kalibrasyonlarının olup olmadığını akredite edecekler ve belli bir sertifika verilecek. Ve belirli aralarla bu kalibrasyon, yani yapılan bu ölçümlerin doğru ölçümler olup olmadığının ayrıca bağımsız kuruluşlar tarafından testini yaptırıyoruz. Bu da bu hafta içinde çıkacaktır. Bir uygulamaya daha geçiyoruz. Bu da bizler bakanlık olarak buradaki değerleri, yani arzu etmediğimiz, istemediğimiz gazlar, partiküller vardır. İşte kükürtün, azotun, karbonun içerdiği, arzu etmediğimiz gazların değerlerini, dolayısıyla bu bacadan atılan gazların içeriğinin ne olduğunu online olarak anında bakanlığımızdan izlemekteyiz. Biz bakanlığımızda bugün çalışmasına başlayacağız. Belki bugün, belki birkaç gün içerisinde, bilemiyorum teknik ekipler ne zaman hazır eder. Bakanlığın kendi web sayfasından canlı olarak sürekli bu değerleri kamuoyuyla paylaşacağız. Böylece gerek başta bölge insanımız olmak üzere tüm vatandaşların ya da ilgili sivil toplum örgütlerinin, konuya hassas kesimlerin kafalarında herhangi bir soru işareti kalmaksızın bacalardan çıkan gazın içerdiği gaz oranlarının ve niteliğinin anında değerlerini görecekler. Karşısında da kabul edilebilen 3 üst sınırları göreceklerdir. Böylece hem burada filtreleme sistemini tamamlamış olduk. İkincisi, kamuoyuyla doğruları paylaştık. 3, şeffaflık ilkesine uyuyoruz ve bizim bakanlığın web sitesinden bunu anında yayınlayacağız. Bir de hesap verebilirlik adına bunu bağımsız kuruluşlar tarafından tekrar teyit ettireceğiz. Bütün bunlar Aksa bacağı tarafından konuşulurken bizim arzuladığımız noktaya gelmiş durumdadır. Tabii ki ufak tefek gecikmeler olmuştur. Ama 40 yıllık gecikmeyi göz önünde tutarsak 40 günlük, 40 haftalık gecikmeyi belki tolere edebiliriz diye düşünürüm. Buradan bir çağrıda da bulunmak isterim. Bu bölgenin insanını, sağlığı, yaşamı, çevresi önemlidir. Ama sadece bu bölgenin insanının sağlığı ve doğanın önemli olduğunu söylememiz herhalde doğru bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla Kıbrıs'ta enerji üreten başka bir santral daha var. Ve acı olan tarafı da bunu devletin kontrolünde olduğu halde bu elektrik üreten santral filtreleme sistemleri, kalibrasyonlar, değerler açısından bir adım atmamaktadır. Bir adım daha ileriye giderek söyleyebilirim ki çalıştırdıkları şu anda jeneratörlerin bacalarından atılan
gazların değerlerini de anlık bizimle paylaşmamaktadırlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir, sürdürülebilir bir durum değildir. Kamuoyunun hassasiyetinin farkındayız, üzerimize düşen görevin de farkındayız. Dolayısıyla bu konuda da takvimlemeye bakmaksızın adımlar atacağız. Yasanın ve tüzüklerin bize verdiği görevleri ne yapmamız gerekirse adım adım yapacağız. Buradan tekrar çağrıda bulunmak isterim. Birinci çağrım bölge insanınadır. Gönülleri rahat olsun. Şu andaki Aksa'daki filtreleme sistemi tam verimlilikle çalışmaktadır. Bu görüntü filtreleme sisteminin bir sonucudur. Doğal bir sonucudur. Beklediğimiz bir sonucudur. Bu görüntü onları ürkütmesin. Esas ürkmeleri gereken, eğer bu filtreleme sistemi devredeyse ve bu görüntü yoksa orada bir aksilik var demektir. O yüzden bu duman kesildiyse o zaman sorgulamamız lazım. Daha hızlı sorgulamamız lazım. Çoğunluğu ve yoğunluğu su buharıdır. Bunun böyle bilinmesi lazım. İkinci çağrıysa Kıptek'e ve Kıptek yönetimine yapıyorum. Hepimizin ister atanmış olalım, ister seçilmiş olalım, devletin belirli noktalarda yönetimde yer aldığımız bir pozisyonda taşıdığımız sorumluluklarımız vardır. Görevlerimizin yanında yetkilerimiz vardır. Bu yetkilerin de doğurduğu sorumluluklar ve hesap verebilme pozisyonumuz vardır. Bu da çağdaş gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Herkes kendi görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde üzerine düşeni layıkıyla yapmak durumundadır. Dolayısıyla Kıptek'in de filtrelemeler ve %1'lik yakıta geçme konusunda süratle adım atıp başta toplumun, sivil toplum örgütlerinin ve tabii ki biz bakanlığın beklentilerini karşılaması gerektiği yönünde bir kez daha çağrıda bulunmak isterim. Ve bu konuda emeği geçen herkese de teşekkür ederim.